Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sizlerden çok sıklıkla değişik platformlarda çeşitli sorular almaktayım. Gerek YouTube yorumlarımın ardından sormuş olduğunuz bir takım sorular, gerek Twitter üzerinden, gerekse mail aracılığıyla sormuş olduğunuz sorular. Takdir edersiniz ki her gün yüzlerce soru gelmekte ve bunları tek tek takip etmem mümkün olamıyor. Ancak dolar-TL konusunda özellikle son günlerde çok fazla gelen sorulardan birkaç derleme yapmak suretiyle bu sorularınıza yönelik olarak topluca bir yanıt verebilmek amacıyla bir video hazırlamayı düşündüm. Bu konuda sizlerin en çok sormuş olduğunuz sorulara özen göstermeye gayret ettim ve sizler bu husustaki sorularınıza yanıtlarımı dinleme zahmetinde bulunur iseniz eğer, ben grafikle veyahut da farklı enstrümanlarla sizlere anlatımda bulunmayacağım. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde sizlerin beni dinlemenizi rica ediyorum. Telefonlarınızı bir köşeye bırakabilirsiniz. Eğer son dönemlerde dolar-TL ile ilgili sorulan yoğun sorular hakkında bir merakınız bulunuyorsa, sadece dinlemekle de yetinebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, dolar-TL konusunda en çok sorulan ve en güncel olan mevzudan başlayayım isterseniz. IMF gelecek mi? IMF gelirse ne olur? Efendim, X bir gazetenin yazarı IMF ile ilgili gizli görüşmeler yapıldığına dair çok önemli duyumlar olduğundan bahsetmiş. Muhalefet de bu konunun zaten doğru olduğunu ve bildiklerine dair bir takım açıklamalarda bulunmuş. Evet, IMF gelecek mi? IMF gelirse ne olur? Sevgili arkadaşlar, sizlerin bu sorularınıza yanıtlar verir iken mümkün olduğu kadar kısa yanıtlar vermeye çalışacağım. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ve lütfen şu uyarımı dikkate alınız. Bunlar tamamıyla benim şahsi görüş ve düşüncelerimdir. Asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında olamaz. Yatırım danışmanlığı bildiğiniz ve malumunuz üzere ancak ve ancak aracı kurumlar, bankalar ve SPK tarafından öngörülen, lisans verilmiş olan yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilecek olan bir durumdur. Ben sadece kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Katılırsınız veya katılmazsınız, bu tamamıyla sizin takdirinizdir, saygılıyorum. Sevgili arkadaşlar, IMF konusuyla ilgili olarak bugün, bu gece biraz önce bir analiz aktardım ve IMF'ye dair tamamıyla ve tamamıyla duyumdan ve söylemden ibaret olan bir açıklamanın mevcut olduğunu ifade ettim. Tabii ki bu gerçek de olabilir. Hiçbir şekilde gerçekle alakası olmayan bir mevzu da olabilir. Zira Berat Albayrak, Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız dedi ki bizim IMF ile yolumuzun kesişmesi dahi mümkün olamaz. Bir diğer yandan sizler diyebilirsiniz ki efendim siyasi iktidar bugün herhangi bir şeyi reddediyor ama yarın şartlar şu oldu bu oldu diyerekten bunun tam tersini yapabiliyor. Benim bu konuda niyet okumam mümkün değil. Yani siyasi iktidarın gerçek düşüncesi budur. Şu anda şu sebepten şunu söylüyor ama yarın bunu yapacaktır gibi herhangi bir senaryo üretmem tabii ki mümkün değildir. Ama varsayımları eğer dikkate alacak olur isek IMF ile evet bir anlaşma yapılması elbette ki mümkündür. Bir gizli anlaşma da yapılıyor olabilir şu anda. Fakat buna dair kesin bir bilgi, somut bir durum hiçbir şekilde gündemde değil. IMF ile bir anlaşma yapılır mı yapılmaz mı? Teorik olarak yapılmaması lazım. Düne kadar IMF'ye borç verecek konumda olan bir ülkenin bugün IMF'den hem de 200-220 milyar dolar gibi müthiş bir rakam borç talebinde bulunuyor olması aslında bu ülkenin ne kadar vahim bir durumda olduğunun bir göstergesidir. Benim tamamıyla ve tamamıyla şahsi düşüncem. Ben IMF ile bir anlaşma olabileceğini çok da inanmıyorum. Bununla ilgili görüşlerimi daha önce paylaştım zaten. Ama imkansız mıdır? Elbette ki imkansız değildir. Ekonominin genel gidişatıyla ilgili olarak olumsuz düşünceler içerisinde olduğumu, ekonomiye dair hiç ama hiç iyi şeyler görmediğimi ve açıklanan verilerin de asla ve asla gerçekleri yansıtmadığına dair düşüncelerimi biliyorsunuz zaten. IMF gelebilir arkadaşlar. IMF gelir ise dolar-TL'de önemli bir gerileme olabilir. Zira son analizimde size Arjantin pezosundan örnekler vererek onlar IMF ile anlaşma yapmadan önce ve bu anlaşmayı yapma süreci içerisinde paralarının ne kadar değer kaybettiğini, hangi seviyelere ulaştığını
anlaşma yapıldıktan sonra da nasıl bir geri çekilme yaşadığını sizlere anlatmaya çalıştım. Değerli arkadaşlar, biz IMF ile anlaşmayı bugün yaptık desek bu anlaşmanın tezahür edebilmesi, gerçekleşebilmesi, onların bize verecekleri paranın bizim elimize ulaşabilmesi nereden baksanız 3-5 ay olacak bir mevzudur. Benim şahsi düşüncem, IMF ile anlaşma olacak olsa dahi, olsa bile o anlaşmanın gerçekleşeceği güne kadar şu konuşmalar olacak, bu konuşmalar olacak, belirsizlikler, şu kadar miktar geldi, bu kadarı anlaşma yapıldı gibi bir takım tantanalar diyelim tabiri caizse, bu süreç içerisinde TL'nin çok ciddi dayak yiyeceğini düşünüyorum. Yani bu anlaşma süreci içerisinde TL önemli bir değer kaybına maruz kalabilir ve bu değer kaybının ardından ne yapalım, mecbur kaldık da IMF ile anlaşmak durumunda kaldık şeklinde bir ortam söz konusu olabilir. Yani şu anki koşulları itibariyle IMF ile anlaşmayı tamamıyla reddeden siyasi iktidar, yarın seçimlerden sonra örneğin şartlar bunu gerektirdi, yapacak başka bir şey yoktu, ülkenin batmasına göz mü yumalım, mecburduk, borç para almak zorunda kaldık diyebilir. İşte o an, o saate kadar IMF'nin bizimle anlaşma yapabilmesi için bir takım dayatmaları var ve bu dayatmaları bize kabul ettirebilmesi için biz TL'nin değer kaybına tanık olabiliriz diye düşünüyorum. Benim ülke ekonomisine olan güvensizliğim ve bu anlaşma yapılacak ise, yapılmak zorunda kalınacak ise o süreye kadar daha saman altından çok su yürür ve bizler ciddi sıkıntılar yaşarız diye tahmin ediyorum. Evet, o tarihlerde dolar TL x bir noktaya ulaşabilir. Bunun hangi seviyeye ulaşabileceğini bilemem. Ama bu anlaşmanın gerçekleşmesi ardından gelecek olan para miktarına bağlı olarak suni bir rahatlama, bir hayat öpücüğü aldık adına dolar TL'de bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama o tarihlerde dolar 6 TL olup da oradan bir %10 bir gerileme mi olur? Yoksa bu seviyelerde kalır da bu seviyelerden itibaren bir %5'lik, %8'lik bir gerileme mi olur? Bunu net olarak öngörmek mümkün değil. Ama benim şahsi beklentim arkadaşlar, IMF ile bir anlaşma yapılacak ise o anlaşmanın yapılacağı an ve saate ve oradan gelecek olan paranın kasamıza gireceği an ve saate kadar dolar TL'de bir yukarı eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Onun için şahsi olarak ben dolar TL'deki sabit yatırımımı devam ettirme kanaatindeyim. Dolar TL'deki geri çekilmeler, FED ile alakalı olan sebepler, şununla bununla ilgili alakalı olan sebepleri ise geçici olarak gördüğümü biliyorsunuz. Gelelim FED konusuna. Evet, FED 2 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki ben faizleri artırma konusunda sabırlı davranacağım ve bilanço daraltma konusunda da sabırlı davranacağım dedi. Ve birçok analist ve birçok yorumcu dedi ki FED söylem değiştirdi, duruş değiştirdi. Artık bundan sonra dolar çöptür. Dolar değersiz bir para birimidir. Yahu arkadaşlar, bilmiyorum ama yani bu analist arkadaşlarıma da saygılı da kusur etmek de istemiyorum. Fakat seneler ve senelerdir, yüzyıllardır bu dünyada ABD'nin bir ekonomik hakimiyeti var. Dolar %75 civarında bir rezerv para niteliğinde ve biz her 3-5 senede bir doların artık kıymetini kaybettiğini, yok şu para birimi, yok kripto paralar, yok bilmem nelerin artık doların yerine geçeceğine dair hikayeler dinlemekteyiz. Ama bu dinlediğimiz tüm hikayeler neye benziyor biliyor musunuz? Yani bir nevi Don Kişot mücadelesine benziyor. Doların çok güçlü bir para birimi olduğunu ve ABD hükümetlerinin ve ABD siyasetinin, stratejisinin dünyayı yönlendirmekte olduğunu kabul etmeniz lazım. Ya biraz yakın geçmişe gidelim. Eskilerden iki tane çok büyük güç vardı. Bir ABD'ydi, bir Rusya'ydı. ABD Rusya'ya bile galip geldi. Rusya bile artık ABD karşısında çok ciddi şekilde bir risk oluşturmaz konumda. ABD kendisine Çin'i rakip görmeye başladı ticari anlamda. Onunla da bir şekilde mücadele etmenin yolu. Deli bir başkanları var. Trump denilen bir meczup. Canı sıkılıyor, gecenin üçlerinde beşlerinde bir tweet atarak ortalığı karıştırabiliyor. Yani ABD lobileri hiçbir zaman için para birimlerinin kendilerinin siyasi anlayışları da olduğu gibi para birimlerinin de
dünyayı kontrol altında bulundurmasını engelleyecek olan bir duruma hiçbir şekilde izin vereceklerini ben düşünmüyorum arkadaşlar. İnanmıyorum. Sevgili dostlar, Bernanke denilen bir ABD Merkez Bankası Başkanı vardı. Bir Fed Başkanı vardı. ABD'nin 2008'lerde, 2007'lerde hatta daha biraz daha eski tarihlere de dönebiliriz gerekirse sıkıntıya girdiği dönemlerde dedi ki yahu ben ABD ekonomisinin batmasına izin vermem. Gerekirse dolar basarım ve helikopterle bu doları dağıtırım dedi. Ve adamın adı helikopter Bernanke'ye çıktı. ABD böylesine enteresan bir ülke. Yeri gelir dolar basar, yeri gelir kriz çıkarır, yeri gelir savaş çıkartır, yeri gelir savaş çıkması için sebep yaratır ama bir şekilde gündemde kalmayı başarır. Dünyadaki rezerv paranın %75'i dolardır ve bu %75'lik hakimiyetin kolay kolay kırılabilmesi ve doların da çöp olabilmesi pek de mümkün değildir. Sevgili arkadaşlar, Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman son 20 yılda bir seviyesinin aşağısına çok nadiren geri çekilmiş ama hemen ardından tepkiler vermiş 1.20'lere 1.30'lara kadar çıkabilmiş. Sadece bu göstergeye bakalım. Yani dolar çöp olacaksa 20 yıldır 30 yıldır çöp olmadı. Bugün niye çöp olsun? Efendim FED şunu dedi bunu dedi. Değerli arkadaşlar siz Powell'ın konuşmalarında bir samimiyet görebiliyor musunuz? Yani bir ay önce daha 2019 yılı için 4 faiz artırma politikamız var diyordu. 0.25 puanlık faiz artırım politikamız halen geçerlidir diyordu. Sıkılaştırmaya devam edeceğiz ve her ay 50 milyar dolar bütçemizden bir şekilde tasarruf edeceğiz diyordu. Ne oldu arkadaşlar? Bir ayda ABD'de petrol rezervleri mi bulundu? Altın rezervleri mi bulundu? Yani 3 tane verileri geldi. 3 tane gelen verisi, işsizlik verisi, enflasyon verisi, bilmem ne verisiyle ABD ekonomisi bir anda 2019'u, 2020'yi muhteşem bir şekilde geçirecekmiş gibi bir tablo mu oluştu? Siz buna inanıyor musunuz? Koskoca ABD'nin Merkez Bankası, dünyanın en yetkili, dünyayı yönlendiren, dünyaya yön veren bir Merkez Bankası'nın başkanı olan şahsın kalkıp da bir ay içerisinde böylesine büyük bir fikir değişikliği yaratması, efendim parasal sıkıştırmalara ara verebiliriz, işte bu konuda farklı revizasyonlar yapabiliriz, yok efendim faizle ilgili olarak kararlarımızı şöyle yaparız, böyle yaparız gibi gibi. Yani siz bu kadar mı kolay fikir değiştirebilecek, bu kadar mı çabuk karar değiştirebilecek veya iki tane veriye bakarak mı siz ABD ekonomisini yönetiyorsunuz? Bütün bunların sebebi çok net arkadaşlar. Aralık ayında Trump çıktı dedi ki, ey FED sen eğer faiz artırmaya devam edersen, eğer sen kalkıp da sıkılaştırma politikanı devam ettirirsen çok daha vahim durumlara düşebiliriz. Piyasayı dinle. Powell ne yaptı? Bir şekilde bunlara boyun eğmek durumunda kaldı. Kim ne derse desin, bugün Powell fikir değiştirdiyse, bugün Powell kalkıp da çok farklı söylemlerde bulunduysa, burada Trump'ın etkisi çok ama çok büyüktür. İşte arkadaşlar, ben ne Trump'ın bu konudaki yönlendirmelerine inanç duyabiliyorum, ne de Powell'ın söylemiş olduğu sözlere inanç duyabiliyorum. Yarın çok net bir şekilde kalkıp diyebilir ki, zaten bu kapıyı da açık bıraktı. Dedi ki duruma bakacağım, şartlara bakacağım, verilere bakacağım. Yahu senin 35 gündür hükümetin kapalı zaten. Sana doğru düzgün veri gelmiyor. Sen büyüme verilerini dahi doğru düzgün açıklayamadın. İşsizlik başvurusu verilerini açıklıyorsun, çok iyi geldi diyorsun. İyi de işsizlik başvurusunda bulunabilmek için senin hangi birimin açıklı ki? 35 gündür hükümetin kapalı. İşsizlik başvurusunda bulunabilmek için kim nereye gidip de başvuruda bulunabildi? E tabii ki başvuruda bulunamayan insanlar olduğu için bu veri son derece olumlu gelecektir. Geçiniz bunları. İki gün sonra şu veri kötü geldi, bu veri kötü geldi. Zaten ben demiştim verilere bakacaktım. Bak veri kötü geldi, şimdi de böyle fikir değiştiriyorum diyeceklerdir. Ve böyle bir söylem olduğu zaman da anında tornistan. Bugün ABD'nin faizlerinde artış yapmayacağı kanaatiyle dünya piyasalarına yayılacağı düşünülen paranın İki gün içerisinde tekrardan sert satışlarla geri ABD'ye dönüp dönmeyeceğinin hiçbir garantisi bulunmuyor arkadaşlar. Onun için ben Powell bunu söyledi. Fed şu açıklamayı yaptı.
Bunları dikkate alarak 3-5 ay sonrasını hesap edip de yatırımlarıma yön vermem. Onların sözüyle de hareket etmem. Bilirim ki tabirimi hoş görün ama son derece kaypak ve son derece yuvarlak ifadeler içerisindeler. Bugün bunu söyleyip de yarın başka şey söylemeyeceklerinin hiçbir garantisi yok. Çünkü bir ay önce söylediklerini de biliyorum, bugün söylediklerini de biliyorum. En ufak da bir tutarlılık görmüyorum arkadaşlar. Evet, bir başka sorunuz. Efendim, yorumcular veya analistler niye çok net konuşmuyorlar? Arkadaşlar, konuşamazlar tabii ki. Yani yorumcu veya analist dediğiniz insanlar süpermenler mi? Hiç değiller. Belli verilere bakıyorlar, belli kriterlere bakıyorlar ve ona göre belli bir görüş bildiriyorlar. Kimisi teknik analizi önemsiyor, kimisi temel analizi önemsiyor. Ben kendi şahsım adına söyleyeyim, teknik analizi de önemserim, stratejik yaklaşımları da önemserim. Ama kendime ait bir duruşum vardır, kolay kolay fikir değiştirmem. 3 aydır YouTube üzerinden yorum aktarıyorum, yaklaşık 1,5 yıldır da Twitter üzerinden yorum aktarıyorum ve aynı grafikle sizlere yaklaşım gösteriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, benim için 5.06 burası kritik bir eşiktir. Bu seviyenin aşağısına gelinmedikçe ben dolar TL için yukarı eğilimin devam edeceğini, kademeli olmak kaydıyla yukarı eğilimin devam edeceğini düşünüyorum ve bekliyorum diyorum. Bir diğer yandan, efendim siz dolar TL'nin yukarı eğilimini bekliyordunuz ama işte dolar TL 5.50'yi 5.60'ı gördü. Efendim siz işte 5.30 destek demiştiniz, 5.40'sı demiştiniz, bu demiştiniz, çok büyük zarar etmişsinizdir. Ha ha ha. Sevgili dostum, sevgili kardeşim, sen benim yatırım tarzımı, sen benim yatırım politikamı nereden biliyorsun da göbeğini kaşıyarak gülüyorsun bana? Ben dolar TL için yukarı eğilimin devam edeceğini bekliyorum derken, benim yatırımlarımın belli bir kısmı uzun vadeli yatırımdır. Bunu bir arsa almak gibi düşünün. Ben bir arsa aldığım zaman yarın ne olacak diye gidip ikide bir fiyatını sormam. 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrasını hesap ederek o arsayı alırım. Ama elimdeki farklı bir miktar parayı da trade etmek amacıyla kullanırım. Belli bir destek kırıldığı zaman o desteğin aşağısına daha da gelinebileceğini düşünmek kaydıyla gerekirse stop loss yaparım. Veya elimde belli bir miktar dolar bulunuyor ise ben bunu hedge etmesini bilirim. Yani o pozisyonum veya o hisse senedimde herhangi bir gerileme ihtimali olabilir korkusunu taşıyor isem bu korkumu sigorta ederim. Ben maalesef ve maalesef ki bazı yatırımcılar için kimseyi de kötülemek istemiyorum ama yani X bir seviyeden alıp da aman yarın yükselsin, aman 3 gün sonra yükselsin beklentisi içerisinde hareket eden bir yatırımcı değilim. Sizlerin de böyle davranmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki uzun vadeli, orta vadeli bir yatırım yaptıysanız, trade etme imkanınız bulunmuyorsa, piyasayı sürekli olarak izleme şansınız bulunmuyorsa, bu durumda makul bir seviyeden aldıysanız beklemek durumundasınız. Ama bunu beklerken de 10 kuruş düştü, 20 kuruş düştü diye panik olmak yerine piyasanın genel gidişatı ve küresel ekonominin genel durumu hakkında eğer siz elinizdeki enstrümanın, bu dolar olabilir, hisse senedi olabilir, altın olabilir, her neyse, bunun değer kazanacağını orta uzun vade bakımından düşünüyorsanız, anlık geri çekilmelere, düşüşlere hiçbir şekilde ciddiye almamanız gerekiyor. Tabii ki belli bir stop loss noktanız olmalı. Fakat yine de anı düşünerekten huzursuz ve mutsuz olacaksanız, siz yatırımcı değil, siz bir anlamda trader gibi davranıyorsunuz. Çünkü hiçbir yatırım aracının bugün alıp da yarın para kazandıracağına dair bir garanti yok. Veya aldığınız bir yatırım aracı belki 3-5 aylık süre içerisinde %10, %15 değer kaybedecektir ama 6 ay sonra size %50 para kazandıracaktır. Bunları önceden biliyor olmanız lazım, öngörüyor olmanız lazım. Bu açıdan siz eğer orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız anlık durumlardan etkilenmemelisiniz. Ama ben traderım. Gün içerisinde, işte 3-5 günlük süreçler içerisinde veya gelen haber trafikleri içerisinde veya teknik oluşumlara bağlı olarak bu oluşumlardan para kazanmak istiyorum diyorsanız, o zaman siz her an ve her saniyeyi piyasayı izleyebiliyorsanız, Viyop gibi, Forex gibi anlık iniş ve çıkışlardaki küçük marjlardan bile belli katsayılarla önemli kazançlar elde edebilmeyi hedefliyorsanız bu durumu bilmeniz gerekiyor. Biliyorsanız, trade etmeyi biliyorsanız, Forex'i biliyorsanız, Viyop'ta işlem yapmanın mantığını biliyorsanız, sevgili arkadaşlar,
Yani sizler bir ay içinde bile %30 kazanabilirsiniz. Bana soruyorsunuz bir başka soru. Efendim altılar seviyesinden dolar aldım. Dolar ne zaman altı olacak? Bilemem arkadaş ne zaman altı olacak. Yani sizler şunu duymak istiyorsunuz. Seçime kadar dolar 7 olur. Seçimden sonra piyasalar daha da karışır. 8 olur, 10 olur. Yok böyle bir dünya. Hiçbir zaman için benim ağzımdan dolar şu olur veya bu olur tarzında bir şey duyamazsınız. Çünkü bunu ben bilemem. Biliyorum diye iddia eden insana da gülerim. Neye dayanıp da 8 olur diyorsun? Neye dayanıp da 10 olur diyorsun? Veya niye 10 diyorsun da 12 demiyorsun? Yani nedir senin kriterin nedir? Afaki bir şekilde o olur veya bu olmaz. Arkadaşlar yok böyle bir dünya. Böyle müneccim vari, böyle kehanetler üzerine bir yorum analiz olmaz. Belli bir yani doların 7 lira olabilmesi için önce 6 lira olması lazım. 6 lira olmayan bir dolar için 7'yi nasıl konuşabiliriz? Önce bir 6 olsun. Önce bir 5.80 direncini açsın. Ondan sonra 7'yi konuşalım. Ben bugünden size 7 olur nasıl derim? Hocam dolar seçime kadar 7 olur mu? Niye kardeşim 7 sorusunu soruyorsun? Efendim bilmem kim analist profesör bilmem kim dedi ki dolar şu tarihte 7 olacak. Nereden biliyormuş? Hangi bilgisiyle, hangi teorisiyle? O profesör dediğiniz insan bugüne kadar yayınlamış olduğu hangi literatürüyle bu konuyla ilgili bir tez yaratmış da şu 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 kurallar ve koşullar olursa dolar bu olur, euro şu olur, altın bu olur şeklinde bir tez oluşturabilmiş. Lafla sözle bu işler olmaz arkadaş. Evet, genel anlamda dünya ekonomisinin, ülke ekonomisinin iyiye gitmediğini düşünebilirsin. Bu durumda doların geçmiş tarihteki eğilimine, ivmesine bakarak ekonomileri iyi gitmeyen ülkelerde dolarda, euroda, şunda bunda belli bir değer artışının olduğunu, bu değer artışının da devam edebileceğini söyleyebilirsin. Ama rakam veremezsin be kardeşim. Yani kalkıp da dün dolar 7.20'yi bulduğu zaman 3 ay öncesinde, 6 ay öncesinde hangi ekonomist diyebildi ki şu gün ve şu saatte dolar 7.20 olacak diye? Onu diyen ekonomiste lütfen sorar mısınız? Madem bu kadar emindin, sen niçin kalkıp da dolar almadın? Madem ki 7.20 olacağını biliyorsun. Veya bugün dolar 4 olacak, 3 olacak, bilmem kaç olacak diyen insanlara lütfen sorar mısınız? Niçin elindeki bütün mal varlığını veya dolarlarını satmıyorsun veya doların olmayabilir belki dolara güvenmiyorsundur ama dolar pozisyonlarında short işlem yapmıyorsun. Bugün 5.20'den dolar pozisyonunda short işlem yapan birisi dolar 4.50'ye gerilediği zaman neredeyse %100'ler civarında para kazanmış olur. Madem bu kadar eminsin be kardeşim yapsana bu işlemi. Bu işler arkadaşlar konuşmakla atmakla olmaz. Yürekten konuşabiliyorsan hakikaten inandığın şeyi yani beni dinleyenlerin kulağına hoş gelsin adına değil de gerçekten samimiyetle bir şeyleri ifade ediyorsan o zaman inandığını yapacaksın kardeşim. Sen kendini yapıyorsan hayran. Ben bir diyetisyene gittiğim zaman eğer o insanı çok şişman görüyorsam derim ki be arkadaş yani kusura bakma da yani kelin merhemi olsa kendi başına sürer misali sen kendine çare bulamamışsın bana hangi çareyi bulacaksın derim. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar bir başka soru seçim sonuçlarının ardından dolar TL ne olur? Değerli arkadaşlar seçim sonuçlarıyla ilgili olarak bir yorum yapmak gerçekten çok zor. Ben siyaset analisti değilim. Ancak görünen bir tablo var ki tabii ki seçimlere kadar daha 2 aylık bir zaman var. Verilmekte olan bir takım tavizler var. Şunlar var bunlar var. Hatta eğer doğruysa bakınız eğer altını 3 kere çiziyorum. Eğer doğruysa o iddia edilen IMF ile anlaşma kapsamında güya IMF demiş ki seçimlerden sonra iyi bir sonuç alırsan ben sana 50 milyar dolar para veririm. Seçimdeki karneni görmem lazım demiş. Şimdi seçim konusu bu kadar önem taşıyor. AKP'nin bu seçimlerde bir oy kaybedebileceği beklentisi şu an için gündemde. Hatta İstanbul ve Ankara'yı kaybedebileceğine dair bir beklenti dahi gündemde. Evet bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim. Ancak yerel seçimlerde bir partinin oy kaybetmesi bir sonraki genel seçimler adına da önemli bir referans oluşturabilecektir. Çünkü yerel noktalar önemli bir kriter olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz ancak seçimlerden sonra eğer ki AKP hükümetinde bir sıkıntı, bir problem olursa belki, bakın belki diyorum, bu olumsuz seçim sonuçlarını bertaraf edebilmek adına
bir güven oylaması olmak, bir güven tazelemek adına bir erken seçim gündeme gelir mi? Böyle bir erken seçim söz konusu olursa yabancılar bu duruma nasıl bir bakış gösterebilirler? Yani yabancı siyasi belirsizliği sevmez. Siyasi otoritenin güçlü olmasını ister. Siyasi otorite ne kadar güçlü olursa ekonomik düzen de o kadar kararlı bir şekilde yürüyebilir. Bunun gibi ihtimaller, bir erken seçim, şu bu, bunlar henüz konuşulmuyor. Ama yarınlarda, Mart'tan sonra, Nisan ayından sonra bu tür konular gündeme gelir mi hiç bilmiyoruz. Hele ki IMF, bakınız eğer doğruysa, hele ki IMF seçimdeki başarına bakarak sana para veririm veya para vermem diyebiliyorsa seçim sonuçlarının nedenli önemli olduğunu görebiliriz. Zaten seçimlerden sonra çok ciddi acı reçetelerin geleceği malum. Bu reçetelerin gelmemesi için eğer AKP iktidarı IMF'den borç para alıyor ise bu zaten bambaşka bir olumsuz tablo. Ha, bu parayı alamayacaksa zaten bu kötü reçete gelecek. Bir üçüncü alternatifte IMF zaten para verirken diyecek ki bunları yapacaksın. Sizlere birkaç gün öncesinden hazırlamış olduğum bir videoda 2018 yılı için IMF'nin Türkiye'ye dair hazırlamış olduğu raporda Türkiye ancak şu koşulları yerine getirirse bu sıkıntılarından kurtulabilir şeklinde açıklamalar da yaptım. Ve bu açıklamaların içerisinde IMF'nin önemli üzerinde durduğu konulardan birisi şu: bütün vergilerini artıracaksın, ÖTV'ydi, KDV'ydi, şuydu buydu, buna benzer birçok uygulamış olduğun indirimlerin hepsini yok edeceksin. Hatta ve hatta işçine, memuruna vermiş olduğun maaşta bile öyle öncesinden yıl sonunda enflasyon verisine bakacağım, ona göre sana zam vereceğim demeyeceksin. En baştan diyeceksin ki ben bu yıl için enflasyonu %12 görüyorum, sana da yıl sonunda %12 veririm diyeceksin gibi. Daha öncesinden, daha bir sene öncesinden hepimizin hayatını ipotek altına alacak, tahakküm altına alacak bir takım yaptırımlara evet demek durumunda kalacağız. Evet arkadaşlar, seçim sonuçları böylesine enteresan ve böylesine üç bilinmeyenli denklem durumda. Bir diğer taraftan arkadaşlar, yerleşikler dediğimiz, hane halkı dediğimiz insanlarımızda, yani bizlerde dolara karşı büyük bir eğilim var. Son 17 haftanın 16 haftasında dolar rezervlerinde bir artış olmuş. Yani vatandaş dolar düştükçe dolar alıyor. Bunun anlamı şu arkadaşlar: ben TL'ye güvenmiyorum. Ben doların bir şekilde önümüzdeki süreçler içerisinde yükseleceğine dair bir takım endişeler içerisindeyim. Efendim, dolar tekrar işte 7 lira 10 lira olur mu? Ne zaman olur? Bu soruyu bir kez daha gündeme getirmek durumundayım. Sevgili arkadaşlar, dolar TL'nin 7-20 liraya fırlamış olduğu süreç çok olağanüstü bir dönemdi. Raip Brunson mevzusu, ABD ile Türkiye arasındaki gerginlikler, şunlar bunlar. Bunun gibi çok ani sıçramalar ancak 5-10 yılda bir ve çok özel nedenlerle olur. Sizler eğer 6 liralardan, 6,5 liralardan dolar aldıysanız ve bu doların 10 lira olmasını, 12 lira olmasını, şu bu olmasını bekliyorsanız yanılabilirsiniz. Yani bir nevi şans top oynamış gibi, milli piyango bileti almış gibi bunu yırtıp atmak durumunda kalabilirsiniz. Evet, bir gün dolar 10 lira olacaktır. Bir gün dolar 12 lira olacaktır. Belki 3 ay sonra olacaktır, belki 3 sene sonra olacaktır. Eğer bu konuda ne zaman olursa olsun benim için fark etmez diyebiliyorsanız hay, söyleyecek hiçbir şey yok. Fakat eğer 3 gün sonra, 5 gün sonra, seçimlerden sonra kesinlikle 7 olur, kesinlikle 10 olur gibi bir beklenti içerisindeyseniz sükutu hayale uğrarsınız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun zamanı hiç ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Ne zaman 7 olur, ne zaman 8 olur, buna dair bir tarih verilemez. Eğer bu saplantı, özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için, bu saplantı içerisinde bekleyişteyseniz ve doların her işte atıyorum 5.50, 5.70 vesaire bir miktar yükseliş yaptığı anlarda heyecan duyup da aman şimdi 7'ye gidiyoruz gibi bir beklentiye giriyorsanız paranız sağlığınızı bozar. Sürekli olarak üzüntü, sürekli olarak mutsuzluk yaşarsınız. Sevgili arkadaşlar, bir başka sorunuz ise bazı işte veya birçok yorumlarımın uzun olduğundan bahsediyorsunuz. Arkadaşlar çok özür diliyorum ama ben sizlere 3 dakikalık, 5 dakikalık analizler aktarabilirim. Diyebilirim ki dolar şu olur, şuraya çıkar, buraya iner. Siz eğer benim bu söylediğim şu olur, bu olur söylemlerimle yetinecekseniz, yani inanmadığım bir şey,
doğru bulmadığım bir şeyi sizlerin isteği var diye ben kabul edemem. Yani benim size anlatmış olduğum bir mevzuda bunun nedenlerini ve gerekçelerini sizlere anlatamamışsam ve sizler bunu dinlememişseniz, sadece ve sadece rakama bakarak işte Haluk Hoca şurayı bekliyor veya buraya iner dedi, buraya çıkar dedi gibi sadece benim son cümlemi dikkate alarak hareket ediyorsanız yanılırsınız. Benim bütün gayem şu arkadaşlar. Sizlere farklı bakış açılarıyla veya olabildiğince doğru olduğuna inandığım bakış açılarıyla bir takım şeyleri anlatabilmek. Yani bir muhakeme yapmanızı sağlamak. Mesele sadece belli bir rakam, belli bir destek ve direnç vermekten ibaretse ben bunu zaten Twitter'dan da iki satırlık bir kelimeyle yazabilirim. Sizler bu analizleri 15-20 dakika veya yarım saat dinlemek noktasında zamanınızın gittiğini düşünüyor olabilirsiniz. Çok güzel söylüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin zamanınız kıymetli olduğu gibi benim de zamanım kıymetli. Ben de bir analiz hazırlamadan önce en az 1-1,5 saat gündemi takip ediyorum. Acaba son bir haber var mı? Yeni bir haber var mı? Bir şeyi atlamayayım diye. Ardından da yarım saat konuşuyorum. Sisteme aktarmak 15-20 dakika alıyor derken bir analiz aktarmak nereden bakarsanız 2 saatini buluyor. Evet, bu bana biraz daha kolay geliyor. Niçin? Çünkü yazarak anlatmaktansa burada birçok şeyi çok daha rahat ve hızlı bir şekilde izah edebilme imkanım bulunuyor. Lütfen, bakınız lütfen kendinize yatırım yapınız. Evladınız için dershanelere paralar veriyorsunuz. Özel hocalar tutuyorsunuz. Niçin? Evladımın güzel bir geleceği olsun. Ona iyi bir yatırım yapayım diye. Bir evladınızın üniversite mezunu olabilmesi için harcamış olduğunuz parayı şöyle bir kalem kalem yazdığınız zaman inanın ki çok ciddi rakamlar harcamış olduğunuzun farkında olacaksınız. Siz evladınıza bir yatırım yapıyorsunuz. Güzel de evladınızın, eşinizin, diğer çocuklarınızın veya kendinizin geleceği adına bir yatırım. Yani şu an elinizde bulunan 3-5 kuruş paradan bahsediyorum. Bunun için yatırım yaparken niçin bir çaba sarf etmiyorsunuz? Niçin zaman vermiyorsunuz? Niçin baştan sağma bir şekilde 3-5 kelime dinleyeyim de çarçabuk yarım yamalak bir şeyleri anlayayım, ona göre yatırım yapayım gibi çok basit bir yaklaşım içerisinde bulunuyorsunuz? Lütfen sizleri kınamak için konuşmuyorum ama beni anlamaya çalışınız. Bu konulara ciddiyet gösteriniz. Paranız kıymetlidir. Kaçırmış olduğunuz bir nokta, yanlış düşünmüş olduğunuz bir husus, doğru değerlendirmediğiniz bir ayrıntı sizler için önemli zararlar olabilir. Sizin kaybınız eşinizin kaybıdır, çocuğunuzun kaybıdır ve sizin geleceğinizin kaybıdır. Dikkatli olmak için ayrıntıları kaçırmamanız, çok iyi muhakeme etmeniz gerekiyor ve hepsinden de önemlisi kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Ya ilgi göstermiş olduğunuz, itimat etmiş olduğunuz kişinin analizlerini, videolarını baştan sona çok iyi anlayarak gerekirse iki defa dinlemeli ve hatta imkanınız bulunuyorsa lütfen eğitim alınız. Bakınız ne diyorum size, elinizde dolarınız, elinizde hisse senediniz olabilir ancak bunların düşmeyeceğinin bir garantisi yok. Ya düşerse korkusunu ve endişesini finanse edebilmek, bunu bertaraf edebilmek için hedge etmeniz lazım. Hedge etmenin yolu nedir arkadaşlar? Diop'ta, Forex piyasalarında işlem yapmaktır. Bunların nasıl yapıldığını öğrenemezseniz, ilgi göstermezseniz, siz bir şekilde oturup sadece X bir fiyattan alırsınız ve beklersiniz. Düşer, satmazsınız. Buna inanmazsınız. Bu kadar zararla nasıl satayım dersiniz. Ama bu tarz ekstra alternatifleri kullanırsanız, ya düşerse endişesine yönelik olarak bir tedbir alır iseniz siz düşse de zarar etmezsiniz. Yani ben 5,5'dan dolar almışımdır ama bununla ilgili olarak biop piyasasında ya düşerse ihtimaline karşı bir short pozisyon açmışımdır. Bakmışımdır ki ortam karanlık, ortam tedirgin, satmak da istemiyorum her an yükselebilir endişesiyle. Bu manada 50 bin dolarlık işlem yaptıysam, 50 bin dolarlık bir portföyüm bulunuyorsa kalkar 3.000-4.000 dolarlık bir biopta işlem yapmam demek, benim dolardaki geri çekilmedeki ana pozisyonumdaki kayıplarım o biop denilen mevzuda elde edeceğim kazançlar sayesinde benim herhangi bir kayıp yaşamamı engellemiş olur. Bu tür yöntemleri biliniz arkadaşlar. Yıllardır Avrupa'da, Amerika'da veya dünya piyasalarında yatırımcılar böyle para kazanıyorlar. Ve kazanabildikleri için de sürekli olarak yeni yeni yatırımlar yapma fırsatını buluyorlar. Çünkü paralarını büyütüyorlar. Ama bizim yatırımcımız, ama bizler ne yapıyoruz? Paramız küçüldükçe yatırım yapmaktan imtina eder duruma geliyoruz.
çekiniyoruz, nefret ediyoruz, lanet olsun diyoruz, bela okuyoruz. Nereden bulaştım biopa, nereden bulaştım dolara, nereden bulaştım şu hisseye diyebiliyoruz. Düne kadar borsa için 70'ler, 60'lar, 50'ler konuşulurken bütün morallerin bozulduğu bir anda şu anda 150 binler, 160 binler konuşuluyor. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Peki bugün dolar için 4,5'lar, şunlar, bunlar vesaireler konuşurken yarın dolar 5,60'a çıktığı zaman hangi seviyeleri biz duymaya başlayacağız? Yine başlayacaklar 6 olacak, 7 olacak, 8 olacak diye. Peki dolar 6-6,5 olduğu zaman, 3 gün o seviyede kaldığı zaman hangi sözleri duyacağız? Bir Allah'ın kulu çıkıp diyebilecek mi? Dolar tekrardan 5 olacak, şu olacak diye. Herkes şunu diyecek. Dolar 6-6,5 olduysa 8'e gidiyoruz, 10'a gidiyoruz. Dostlar, anı yaşamak lazım, piyasayı çok iyi takip etmek lazım, teknik ve temel gerekçeleri yakından izlemek lazım. Hep üzerinde duruyorum. Hisse veyahut da dolar veya euro ne olursa olsun pivot değerlerini dikkat alınız. Pivot değerinin üzerinde ise kısa vadeli düşünüyorsanız birinci pivot direncine kadar bir yükseliş ihtimalinin var olduğunu hesap ederek hareket edebilirsiniz. Ama haftalık, günlük veya aylık bir pivot verisinin aşağısında bir değer varsa siz istediğiniz kadar teknik analiz verilerine inanmayınız. İki tane çizgiden ibarettir diyiniz. Üç tane bilmem neden ibarettir diyiniz. Ama piyasa yüzyıllardır teknik analizi bir bilim olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla bu gerçeği göz ardı edemezsiniz. Siz teknik analize %10, %20 prim veriniz. Ama bir şekilde dikkate alınız. Gözünüzün önünden atmayınız. Ben sizlere olabildiğince stratejik konuları anlatıyorum. Temel detayları anlatıyorum. Ve teknik analiz verilerini de anlatıyorum. Hangisine itimat ediyorsanız, hangisi sizin mantığınıza daha uygun geliyorsa ona göre hareket edebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin kendi düşüncenizdir. Ama dikkat ediniz arkadaşlar. Teknik analiz verilerini her gün akşam aktardığım gibi gün içinde dahi önemli pivot ve destek seviyelerini belirtiyorum ki anlık işlem yapanlar, Forex'te veyahut da büyük piyasalarında 3-5 kademeyi dikkate alarak işlem yapanlar yönün ne olduğunu da anlayabilsinler diye. Özetle her konuda, her bakış açısıyla sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Lütfen ihtiyacınız olan bilgiyi dikkate alarak hareket ediniz. Değerli arkadaşlar, maalesef 40 dakikaya yaklaşan bir süre oldu. Birkaç sorunuz daha var ama bunları da yarın dolar TL ile ilgili olarak önümüzdeki hafta ve önümüzdeki kısa sürece ilişkin ve Merkez Bankası geçtiğimiz hafta neler yaptı sorularının yanıtını içerecek olan bu haftanın son analizinde, bu hafta sonunun son analizinde o konulara da değinmiş olacağım. Şimdilik izninizi rica ediyorum. Hoşça kalınız. İyi bir hafta sonu dileklerimle.